Bugün burada Turkuaz Eğitim Kurumu'nun kapılarını sizlere açmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Eğitim çocuklarımızın geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biridir. Ve bizler onların bu yolda en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için buradayız. Amacımız öğrencilerimize sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda onları hayata hazırlayan, özgüvenli, araştırmacı, dürüst, çalışkan ve çözüm odaklı bireyler olarak yetiştirmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyerek yenilikçi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla her bir öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürüm olacak izninizle. Hayatım boyunca hep yanımda olan, bana böyle bir fırsat sunan ve beni bu konuda cesaretlendiren annem Gamze Yazıcıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum. Turkuaz Eğitim Kurumu Müdüresi Sayın Hande Ayık, çok teşekkür ederiz. Heyecan elbette ki çok önemli. Ve Turkuaz Eğitim Kurumu'nun andırmadan fark yaratacak en önemli özelliklerinden birisi de LGS'ye hazırlık konusunda çok daha farklı bir metotla çalışacak olması ve gençlerin önünü açacak olması. Ailelerin bu konuda doğru planlamalarla çocukları nasıl yönlendireceği konusunda da onlara danışmanlık hizmeti de verecek. Yarı sıra İngilizce dil eğitimi ve bu konuda vereceği destekle de çocuklarımızın uluslararası anlamdaki bütün gayretleri ve çabaları da daha da anlamlı olacak. Ve şimdi de 2002'den bu yana Bandırma'nın 4000 yanında sizlerin de anlıyoruz ki ve görüyoruz ki kalbinizde, yüreğinizde ve de desteğinizle Turkuaz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bayram Özdemir huzurlarınızı alkışlarınızla rica ederim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu özel ve bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, şeref verdiniz. Şimdi aslında ben bugün konuşma yapmayacaktım. Sadece bir hoş geldiniz diyecektim ama şimdi genel olarak herkesin aklında şu vardır muhtemelen. Bayram Özdemir dediğinde Turkuaz bir de akla geliyor. Bayram Özdemir dediğinde Turkuaz inşaat olabilir. Sonrasında Turkuaz yedek parça otoloji otomotiv şirketi. Sonrasında da bir eğitim kurumu, Turkuaz Eğitim Kurumu deyince de ya ne alaka bu adamın eğitim kurumuyla ne işi olur gibi aklınızda mutlaka soru işaretleri olmuştur. Şimdi Cemal Hocam vardı, Cemal Çelik burada mı bilmiyorum. Daha gelecekmiş. Muhtemelen derstedir şu an. Cemal Hocam bizim için çok kıymetli ve çok değerli bir abimiz. Kendisi öğretmen zaten. Bu fikir ondan çıkmıştı. Daha sonra da zaten bizim bir öğretmen ailemiz var. Az önce Hande Hocam'ın yanı sıra annesi bahsetti. Gamze ablamız, Raile Hocam olsun, Cemal Hocam olsun. Onlar bizim ailemiz. Ailemizde öğretmenler varken de biz de onlardan cesaret aldık. Onlarla beraber bu yola çıktık. Yani biz Turkuaz Eğitim Kurumlarını kurarken Bayram Özdemir bir de salondan hani önünü çıkarıp da burada bir ders vermeyecek. Bayram Özdemir'in ailesinin içerisinde de aynı şekilde öğretmen bir aile de var. Ve bu öğretmen aile sizlere ve sizin çocuklarınıza en iyi şekilde hizmet edeceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Bayram Bey'in sözlerine katılmamak mümkün değil. Evet, bir ülkede her şeyi kurabilir. Varsa paranız satın alabilirsiniz. Ancak üretebilmeniz ve geleceği kurabilmeniz, hazırlayabilmeniz için iyi bir eğitime. Ama gerçekten rasyonel ve Atatürkçü bir çizgide eğitime ihtiyaç var. Aksi takdirde iyi eğitim görmüş ama maalesef insani değerleri olmayanların neler yapabileceklerini geçmiş dönemde de gördük. İkinci Dünya Savaşı bunun en büyük, en kötü örneklerinden birisidir. O gaz odalarını cahiller yapmadı. Çok yüksek mühendisler o gazları cahiller yapmadı. Çok yüksek kimyagerler yaptı onları.
Demek ki eğitim de yeterli değil. Eğitimin yanı sıra bir de iyi ahlak, insani değerler de çok önemli. İşte o yüzden bu tür kurumların daha da çoğalmasını arzu ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Bandırma Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Niyazi Yeloğlu huzurlarınızı alkışlarla rica ediyorum. Değerli konuklar, şahsım adına, Belediye Başkanı Sayın Dursun Göz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel açılışımda hepiniz hoş geldiniz. Şimdi müsaade ederseniz bayramı da yanılanmak istiyorum. Biraz böyle 22 sene öncesine gideceğiz beraber. Bayramı ilk tanıdığım zaman Erdek'te ocak başında çalışan bir 18-17 yaşında, 18 yaşında bir delikanlı kardeşimizdi. Tuttuk kolundan, yaz bitiminde Bandırma'ya getirdik. Kendi mekanımızın başına geçirdik. Sağ olsun orada o kadar özverili çalıştı ki hiçbir zaman benim yüzümü kara çıkartmadı. Hiçbir zaman başımı öne eğdirmedi. Şimdi o bayram, Bayram Özdemir tek başına geldiği yoldan Gönen'den Bandırma'ya. Sonra Harbi kardeşimizi de yanımıza aldık. Böyle bir aile olarak Turkuaz ailesinde çalışmaya başladık. Tabii Turkuaz'ın da isim babası olarak şu an çok gururluyum aynı zamanda. O küçük bayram büyüdü. Bir sürü ailesini yanına aldı. Bir sürü aile oluşturdu. Bandırmalı bir aile oluşturdu. Turkuaz pide zincirini kurdu. Oradan inşaat alanına sıçradı. Kazan kazandır formülünü çok iyi uygulayan bir insan. Ben hayatım boyunca Bayram Özdemir'in dürüstlüğünden bir nokta şüphe duymadım. Bizim gençliğinde söylediğimiz birçok şeyi aldı, cebine koydu. Bugün bunların hepsini hayata uyguluyor. Ben şahsen kendi adıma bayramda son derece gururluyum. Şimdi bir anekdot söylemek istiyorum. Vallahi yaklaşık bir 10-15 sene önceydi. Bayrama dedim ki, bayram bu Turkuaz de bundan sonra senin kardeşin. Çalıştır, kazan, ne yapacaksan yap. Döndü bana şunu söyledi, abi dedi bir hata mı yaptın? Yok dedim, niye de dükkanı bana bırakıyorsun? Sen bizim başımızdasın, biz çalışmaya devam edelim. Kardeşim dedim, emek de senin, alın teri de senin, mekan da senin. Rahatlıkla gönül rızasıyla çalışabilirsin dedim. O bayramdan bugün 2024 yılında mağazalar ve işletmeler zinciri olan bir Turkuaz bir de Bayram Özdemir yapısına geldik. Tabi bayramın arkasında çok güçlü kardeşleri de var. Bir Adem'imiz var. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Ahmet'imiz var. Arka planındadır görülmez ama o da çok dinamik ve çalışkan bir insandır. Bu aile çok çalışıyor, çok kazanıyor, çok kazandırıyor. Bandırma'da da birçok insana aş veriyor, ekmek veriyor, iş veriyor. O yüzden ben gurur duyuyorum. Yaptığı işte başarılı oldu. Dürüstlüğü önüne koydu. Çünkü benim ona bir nasihatımdı. Yalan söylersen, dürüst davranmasan her zaman karşında olurum diye. O da sağ olsun bizim başımızı hiç önümüze eğdirmedi. Bu dürüst, çalışkan kardeşimizin yeni bir işi. İnşallah bandırmamızda hayırlı uğurlu olur. İnşallah başarılı oldular. Bu sektörde de adını duyurmaya devam eder. Başarılar daim olsun. Teşekkür ederim. Bandırma Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Niyazi Yeloğlu'na çok teşekkür ederiz ve vurgusu çok önemliydi. Evet, kazanmak mümkün. Bir şeyler yapılır ve mutlaka kazanılır ama kazanırken kazandırmak çok değerli. İstihdam yaratarak evlerin ekonomisine katkıda bulunmak, şehrin sosyal dokusuna katkıda bulunmak, şehrin kültürüne katkıda bulunmak çok önemli. Çok çok değerli. Ve bu sorumlulukla hareket etmek daha da önemli. Ve şimdi de konuşmaları yapmak üzere Bandırma Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Cemal Adıgüzel. Buyursunlar efendim. Evet, Sayın Misafirler hepinize tek tek hoş geldiniz. Bayram kardeşimiz demin Niyaz Bey'in de söylediği gibi Bandırma'ya ayak bastığı ilk günden beri tanırım. Bir de tesadüf var, onu da size anlatayım. Demin bahsettiği Pireci Turkuaz bile Kaşık Orak Mahallesi. Oranın müsaitleri. O dükkan ona bayram diyemem vermesin. Burada da bir bağlantı var. Buranın da projesini ben yaptım. Devletin değdiyse bayram benim işte çok başarılı oluyor. Burada da ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Bayram kardeşimizin insanlığından, gücünden bahsetmeye gerek yok. Bu kalabalık zaten her şeyi anlatıyor. Nihat Bey de biraz önce söyledi zaten. Doğrusu bir adam. Ses Anadolu yakamızı, çalışkan, Turkuaz ailesi olarak pek çok sektörde bandırmalara hizmet veriyor. Bu yeni bir sektör.
Belki de gelecekte en başta Bolca alan bu olabilir. Çünkü bakıyorum kadro çok sağlam. Ekip çok sağlam. Buraya benim ilk gelişimi hazırlık aşamalarında da geldim. Kadroyla tanıştım. Hakikaten çok ciddi. Başarılı bir ekip var burada. İyi bir kadro var. Müdür Hanım biraz önce zaten öğrencileri ne yönde yetiştireceklerini, nasıl yön vereceklerini anlattı. Atatürk çizgisini yürüdükten sonra zaten başarısızlık mümkün değil. Ben de çok fazla uzatmıyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu kurumun Özdemir ailesine, Turkuaz ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Başarılı olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Cemal Adıgüzel'e teşekkür ederim. Onun sesi ara ara kısıldı kesildi, benimle ilgisi yok. Birileri yazıyor ya işte sesini kısıyor, açıyor, bu vallahi yok. Şahit misiniz? Tamam aman ha. Hani aman aman beni ortalıkta sakın ha. Hani eğer arzu ederse de bir deneyelim. Vereyim mikrofonu. Arzu ederse. Evet. Çok önemli değil miydi? Çok özel bir şey değil mi? Yani yıllar öncesinde tanıdığınız birinin gelişmesini, büyümesini ve büyüdükten sonra da fayda sağlamasına şahit olmanız ve üzerinde bir emeğinizin, bir küçük de olsa katkınızın olduğunu görmek çok mutluluk verici bir şey değil mi? İşte bu eğitim kurumu da daha nice nice öyle bayramlar, daha nice nice Niyazi Beyler, Cemal Beyler, ne milletvekilleri, ne doktorlar, mühendisler, öğretmenler ya da çiftçi ya da semikçi ama insan gibi insan yetiştirecekler. İşte buna güveniyoruz ve o yüzden de hayır dualarıyla başlayalım istiyoruz. Hayır dualarıyla başlayarak bereketi artırmak ve yanı sıra elbette ki güzel bir adım atmak istiyoruz. Hepinizin de çok yakından tanıdığınız, gülen yüzüne hepimizin aşina olduğu ve hoşgörüsünün gerçekten büyük bir örnek teşkil ettiğini inandığım Tekke Camisi din görevlisi Sayın Alem Turan hocamızı ben rica edeceğim değerli duası için. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'afu anna ya kerim. Ve'afu anna ya rahim. Ve'ufir lana zunubana. Bifadlike ve keramike ya ekremel ekramin. Ve ya erhamer rahimin. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن وكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرامين ويا أرحم الراحمين يا ربي Turkuaz eğitim kurumlarının açılışı için buraya bizleri getirdin. Ellerimizi açtın. Boş çevirme Allah'ım. Allah'ım bu müessesemizin hayırlara vesile olması için buradaki yavrularımızın vatana, millete, beldemize, insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunmaları için açmış oldukları bu kurumu hayırlı eyle, bereketli eyle ya Rabbi. Ayrıca Kur'an kursumuzu okuyan, Tekke Camii'nde okuyan hafızlarımız tarafından yapılan bir adet hatmi şerifi bereket olması için ve tüm ölmüşlerimizin, bu vatanımızın, güzel vatanımızın, cennet vatanımızın bizlere emanet eden tüm büyüklerimiz için okumuş olduğunuz hatmi şerifi kabul eyle. Elde edilen sevabı sevgili Peygamber Efendimizin ruhuna, annelerimizin ruhlarına, tüm Peygamber Efendilerimizin ruhlarına, sahabi-i kiram ruhlarına hediyeledik ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu cennet vatanımızı bizlere emanet eden Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda
Dumlupınar'da ya Rabbi ve diğer yerlerde ya Rabbi, vatanımız için, milletimiz için, ezanımız için, mukaddesatımız için, namusumuz için, şerefimiz için ya Rabbi, ay yıldızlı bayrağımız için ya Rabbi, canını veren tüm şühedalarımızın, gazilerimizin ruhlarına hediyeledik, ikram eyle. Ya Rabbi, bu güzel mekanımızın, okulumuzun açılışı için uzaktan, yakından buraya teşrif eden değerli cemaatimizin, değerli hazirunun cümlemizin, annelerimizden, babalarımızdan, aba vajdat, akrabayı talukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, dar-ı bekaya irtel edenlerin dervahına hediyeleri ikram eyle. Ya Rabbi, hepsinin kabirini pür nur, makamlarını cennet eyle. Allah'ım, Gazze'ye, Filistin'e, Doğu Türkistan, Arakan'a yardım eyle ya Rabbi. Kardeşlerimize, kendi vatan topraklarında ya Rabbi, kendi bayrakların altında özgürce, İslam üzere, güzellikler üzere yaşamaları nasip eyle. Düşmana ya Rabbi fırsat verme Allah'ım. Allah'ım çocuklarımızı, nesillerimizi hayırlı bir şekilde yetiştirip, ahlak üzere, edeb üzere yetiştirip vatanımıza hizmet etmelerini nasip eyle. Ya Rabbi evler kaynıyor. Ya Rabbi huzursuzluklar var. Hanım kocasını çekmiyor, koca hanımını çekmiyor. Evler çatırdıyor ya Rabbi. Ya Rabbi herhangi bir ev ki çatırdıyor, tüm evlere huzur ver, mutluluk ver, sevgi ver, saygı ver, aşk ver, muhabbet ver Allah'ım. Allah'ım eşlerimizi sevmeyi, çocuklarımızı sevmeyi, ya Rabbi huzur üzere, mutluluklar üzere yaşamayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bayram kardeşimiz ve ailesi Özdemir ailesi. Bu güzel müesseseyi, bu okulu açtılar ya Rabbi. Buradan güzel hizmetler sunmaları nasip eyle. Burada öğrencilerimize zihin açıklığı nasip eyle. Öğretmenlerimize gayret nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemiz her iki cihanda aziz eyle. Bayramımız bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımızın kalan ömrünü hep böyle bayram eylesin inşallah. Rabbim hayırlı eylesin. Rabbim gülen yüzlerinizi her daim güldürsün. Hem dünyada hem ahirette gülesiniz inşallah. Ya Rabbi çocuklarımıza hayırlı eyle, edepli eyle. Turkuaz pide salonları, Turkuaz inşaat, Turkuaz eğitim kurumları. Ve devamı geliyor arkadaşlar. Bizi takip edin arkadaşlar. Geliyor, geliyor inşallah. Allah'ım hayırlı eylesin. Allah'ım mübarek eylesin. Allah'ım açılışımızı hayırlı eylesin. Ya Rabbi memleketimize hayırlı yağmurlar, bereketli yağışlar nasip eyle Allah'ım. Allah'ım barajlarımız boşaldı doldur. Irmaklarımız akmıyor. Coştur Allah'ım. Allah'ım gönüllerimizi huzurunla, feyzinle, muhabbetinle coştur. Allah'ım bandırmamızı da çok hayırlı hizmetlerde bulunmalarını, başkanımıza, başkan yardımcılarımızı da ya Rabbi yollarını aç, hayırlı hizmetlerde bulunsunlar. Gönül istiyor ki ya Rabbi bandırmamız şu Balıkesir'den bir kurtulsun be. Bandırmamız il olsun inşallah. İl olsun inşallah. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Hayırlı eyle, mübarek eyle inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. El Fatiha. Evet başkanım buyurun. Ve bandırmayı daha da güzelleştirecek bambaşka bir kadronun yetiştirilmesi için de oldukça önemli olacak olan burası müdür Thank you.
Ben okurken onu çok sevmiyorum ama bak özel sektör dışarıda çok zor. Sağ olasın. Kapıyı bekliyor, açtırmaya çalışıyor. Şuradan da geçiyor. Ya bu kapıya yeni gelmişsin. Ya şöyle bu taraftan hadi bekleyin, çık oğlum böyle çıkıyor. Yarın merdivenden çıksın. Gelebilirsin.
sırayla. Sen geleceğiz tabii Gökhan'la. Geleceğiz bir ara. Mecbur geleceğiz. Görüşürüz buradayız Bayram abi. Ferhat gel. Nereye gelin? Nereye? Sağ sen sola geç. Tamam mı? Teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun. Kadir'in avuzdan versin ben. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Fotoğraf. Allah'a emanet olun. Geç geldin. Geç geldin ya. Bayağı bir baktım sana. Şöyle Türk bayrağı imalatı da alalım. Geç. Abayın olsun. Abi çok sağ olun. Tamam abi. Nal abi. Allah razı olsun. Nasıl güzel dostum, hayırlı olsun. Şöyle bir resim çekelim beraber. Tamam. Gel şöyle. Doğru. Gel. Yol var. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Merhabalar. Çok güzel.